Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlarımız, Hazreti Muhammed'in doğum senesi, Yüce Allah'ın yüce kudreti dünyada da büyük fitneleri, hileleri, efendim kurumları, kuruntuları bozup değiştirmiş ve dağıtmış, Kâbesini yıktırmamış. Ebedi İslam'ın kıblesi ve doğuş merkezi olmuştur. Üstünlük, izzet, Hazreti Muhammed'de, onun ümmetinde, İslam'da olduğu ebedi çağlara, milletlere ilan edilmiştir. Ebrehe'nin o haçlı ordusu, Allah-u Teala'nın bombardımanıyla ortadan kaldırılmış, Allah Kâbesini yıktırmamıştır. Hazreti Muhammed de o sene doğmuştur. Bu olayın çoğunlukla şahidi mevcuttur. 160 sene yaşayan Lebit, bakın, şairlerindendir. Yani Muallakat-ı Seba, 7 askı şairlerindendir. Bu da onlardandır. Mütevatır bir tarih başlangıcıdır. Yani Eshab-ı Fil, bu Fil suresinin anlattığı olay bir tarih başlangıcıdır. Ebrehe'nin ordusu Kâbe'yi yıkmaya geliyordu. Bir haçlı ordusuydu. Mütevatır bir tarih başlangıcıdır bu fil olayı. Ebrehe'nin ordusunun Kâbe'yi, Beytullah'ı yıkma istemesi olayı bir mütevatır tarih başlangıcı olmuştur. Hazreti Ayşe'den İbni Hişam Alusi naklediyor. Fili çekenlerden iki kişi gözleri kör olarak Mekke'de dilendiklerini gördüm demiştir. Yani fil ordusunun önünde fili çeken kişiler, bakın, iki gözleri kör olarak Mekke'de dilendiklerini gördüm demiştir. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın doğumu ile ilgili ilahi alametlerdendir. Rabbuke karine, ipucu olur, yani ipucudur. Acayip ve şaşırtıcıdır. İnsanın yaratılışı gibi büyük kudret ve sanatlar vardır. Alışılmış olduğu için şaşırtıcı görülmez. Kelamcılar buna veçi delil demişlerdir. Gerçek kıymeti anlamaktır. Ebrehe Habeş valisi iken Yemen'i istila etmiş, güçlü ordu kurmuş, Mahmud denen filleri ile önüne geleni çiğneyerek Kâbe'yi yıkmaya gelmişti. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam bu olaydan 50 gün sonra dünyaya geldi. Dünyayı şereflendirdi. Onunla ebedi dünya şereflendi ve şereflenmeye devam etmektedir. En sağlam rivayet budur. Hicrette Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam 52-53 yaşında olduğu için hicri tarihe 52 senesi eklenince Efendimizin doğum tarihi bulunur. İbni Hişam
siyerinde bu kıssa İskender tarihinin 882. senesi Muharrem'in başında olmuştur der. Nakkaş tefsirinden hicrette İskender tarihinin 904 senesindedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da 52 yaşındadır. İşte Cenab-ı Hak ne yaptı? Düşmanın bütün tuzaklarını iptal etti. Burada keyit, keydeyim diyor Cenab-ı Hak. Onların tuzaklarını bozdu. Evet, Zemahşeri öyle diyor. Keyit iptal eylemek. Kabe'yi yıkmak. Sana'da yaptırdığı Kulleys Kilisesi'ni onun yerine koymaktı. Ebrehe'nin gayesi. Halkı ona çevirmekti. Kabe'yi yıkacak, Kulleys Kilisesi'ne dünyayı çevirecekti kafasına göre. Kem ise Kulleys, yüksek bina demektir. İbn-i Hişam böyle naklediyor. kalan süveler, külahlar, başların üstündeki kubbeli, kuleli, külahlı demek. Ebrehe bunun yapımında Yemen halkını zelil etmiş ya yani o kiliseyi yaparken. Angaryalara koşmuş, boncuklu mermerler, altın nakışlı taşlar hak ettiriyor. Belkıs'ın saray kalıntılarından, harabesinden getir diyor. Uzak efendim yerdeydi. Altından, gümüşten haçlar, acdan ve abanustan minberler koydu. Yükseltip Aden'e seyretmek istiyordu. Erken gelmeyen işçinin elini kesiyordu Ebrehe. Yani zulmederek böyle bir kilise yaptırdı. Kulleys Kilisesi'ni yaptırdı. Bu hadiseden sonra burası harabe oldu. Yılanlar, yırtıcılar çoğaldı. Çünkü Allah'ın evini, Kabe'yi yıkmak isteyince bunlar helak oldular. Ebul Abbas zamanına kadar böyle kaldı. Ebul Abbas orayı tamamen yıktırdı. Satılanlar satıldı. Çok kar sağlandı. Silinip gitti Kulleys Kilisesi. Ebrehe'nin sebebiyle mahvoldu. Bunu bu şekil bize nakledenlerden biri de müellifimiz kıymetli merhum Elmalı'dır. Ebrehe ordusu ile Mekke'yi mükerremeyi yıkmak için 3 fersah yani 17 küsür kilometre mesafede Mukammes denilen yere kadar gelmişti. Mahmud denen bir fil oradan beri gelmiyordu. Bölük bölük, katar katar, alay alay, fırka fırka, efendim tanınmadık kuşlar, irili ufaklı, siyah yeşil, beyaz, takım takım, garip kuş orduları görüldü. İşte ebabil,
şematit ve abadit gibi ve benzerleri gibi tekili yani müfredi olmayan çoğullardandır ebabil. Ferra Ebu Ubeyde Mamur bin Musen Müsenna Kamus'ta böyle zikretmişlerdir. Şimdi bunlar Kabe'yi yıkmak isteyince Allah bu kuş ordularını gönderdi. Belalar yığını olarak gönderdi. Gökten bela yağdırıyordu o kuşlar. Allah'ın emriyle. Kime? Ebrehe'nin Haçlı ordusuna. Kabe'yi yıkmak isteyen o orduya gökten bela yağıyordu. Kırlangıca benzer, ayak uçları kıvrık, yerde uçmaz, yuvasını yükseğe yapar, atılarak uçarlar. Kamus'ta dağ kırlangıcı, avuçları ve köpeklerin avucu gibi bir durumda bir görüntülerinin olduğunu Suyuti Kurtubi İbni Abbas'tan naklediyorlar. Müvellet yapay kelime, hacimleri, hortumları kuş haciminde fakat avuçları kuş hacmine benzemiyor. Bu da İbni Abbas'tan gelen önceki haberin aynısıdır. Yemen'den deniz tarafından geldiler kuş orduları. Başlarına bela yağdırdıkları, bakın, siccilden taşlar, taşlaşmış taşları atıyorlardı. İbni Hişam, Siyer'de, Yunus'u Navi, Ebu Übeyde'den, şedid su'eb, şiddetli, katı, sert, efendim, taşlaşmış taşları atıyorlardı. Nereye atıyorlardı? Ebrehe'nin ordusunu bombardıman ediyorlardı. Kuş orduları. İşte kıymetli dostlar, taşlar mercimek nohut büyüklüğünde. Efendim, birisi kuşun ağzında, ikisi ayağında, 3 adet kime isabet ederse başından girip altından çıkıyor. Delik deşik ediyordu. Düşman böyle bombardıman edildi. Ebu Nuaym Nevfel bin Ebi Muaviye Eddeylemi'den ben atılan taşları gördüm diyor. Dikkat et. Ebu Nuaym. Nuhut kadar mercimekten büyük bir sırça kırığıyla sıyrılmış zafer boncuğu gibiydi. Ke'enneha cez'e zufarin, cez'u zufuz zafarin. İbni Abbas'tan Ebu Nuaym İbni Merdi'ye, bakın bu haberi veriyor. Ümmühani'nin evinde bir hafiz yani ölçek kadar taşlaşmış katı çizgili kırmızı nazar boncuğu gibi gördüğü İbni Abbas'ın efendim yine haberine dayanmaktadır. Burada nekre oluşu da taşların bilinmeyen taşlar olmasıdır. Ordu açıkta bir hava bombardımanı altındaydı. Allah'ın orduları, kuş orduları açıktaki Ebrehe'nin ordusunu bombardıman ediyordu. Neticede kırıp geçirdi. Efendim, Ke'asfin'deki
İşte bu anlatım da odur ki, Rahman suresi 12. ayette buyurulduğu gibi, kıymetli dostlar, bunlar neticede ne oldu? Ordu yenilmiş, zer-i me'kul, yenilmiş ekin, yenmiş hurdahaş, çiğnenmiş, kırılmış, serilmiş, gübre haline gelmiş, leşleşmiş, kokmuş, çürümüş, dağılmış, koskoca ordu helak olmuştur. Allah'ın kuş ordusunun bombardımanıyla. Maide suresi 75'te nezahet dersi, kurt, böcek, mikrop, yeni, delik deşik, zemahşeri, yenmiş kapçık, saman haline gelmiş. Bunlar çabucak oluvermiş, semavi bir afat ile perişan edivermiş Cenab-ı Hak. Kuş ordusuyla nice belalar hazır demektir ey insanoğlu. Çokluğuna, gücüne sakın aldanma. İbret dersi için yüce kudretin alameti ortadadır. Efendimizin aleyhissalatü vesselam doğumuna, şanına ilahi yardım ve hazırlık. Dünyaya Hazreti Muhammed gelecek. Kabe-i Şerif ebedi dünyanın, İslam aleminin kıblesi olacak. İslam cihana barışı, adaleti getirecek. Hiç Allah Kabe'sini yıktırır mı? Muhammed'e dünyayı hazırlıyor Cenab-ı Hak. Dünya Hazreti Muhammed'le, yüce İslam'la şereflenecek. İşte burada Rabbuke Cenab-ı Hak ve Kevser suresi geliyor. Dikkat et. İkram ümmetine müjde. Muhammed ümmetine müjde. Küfre ise ebedi iltimatom. Alemi imtihan. Fahrettin Razi, o büyük alim, diyor ki bu olay büyük olaydır. Ki tabiat kanunları ile bir defa izah edilemez. Tabiat üstü yüce kudretin, kuvvetin burada tamamen belgesi ortada. Güçlü, mütevatır bir haber. Bu sure-i celile gelince bu olayı gören, bilen bir topluluk vardı. Kimse itiraz edemedi. Bu sure gelip olayı anlatınca kimse itiraz edemedi. Her iftirayı, cinayetleri, suikastları göze alanlar buna itiraz edemediler. Teorilerle tabiata uydurup dinsizliğe sapmayın. Bunu yapan, tabiata hakim olan ilahi kudret ve kuvvettir. Müzdelife'de, Muhassir Vadisi'nde, dere içinde ansızın bombardıman yapılmıştır. O Ebrehe'nin ordusunu kuş ordusu havadan kırmış geçirmiştir. Hurdahaş olmuş. Bu ilahi Rabbani kudretin bir tecellisidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu olayı dinleyerek büyümüştür. Kur'an-ı Kerim nasıl mütevatir ise bu da öyle mütevatırdır. Olayı tabileştirmek, çiçek hastalığı, kızıl, efendim, kızamık, mikrobik diye izah etmek
konuyu çığırından çıkarmak, saptırmaktır. Bunlar tefsir değil, tahriftir. Bunlar kaşif değil, tamamen nedir? Yine tahriftir. Buhari'nin şeyhi İbrahim Münziri, Efendimiz aleyhissalatü vesselam fil senesinde doğdu. Bunda ittifak vardır diyor. Sadece arada 52 gün var. Muharrem, Rebu'ul Evvel. Dikkat edin. Yemen'de Tübba Hasan kardeşi Amr tarafından öldürülmesiyle Zünuras Yahudiliği benimsemiş, İsevilere katliam yapmış. Yani Hazreti İsa'nın dinindeki Müslümanlara katliam yapmış. Kim? O Yahudiliği benimseyen Zünuras İsevilere katliam yapmış. Uhdud olayı olmuş. Yani Uhdud olayı nedir? Buruç suresinde geçti. Ateşten hendekler kazıldı, ateş dolduruldu. İsa'nın peygamberliğini ve şeriatına inanan Müslümanları, İsevileri ateşe doldurdu. O Yahudi hükümdar, Yahudiliği benimseyen. İşte Uhdud olayı böyle olmuş. Deviz Zu Saleban Kayser'e kaçmış. Yardım istemiş. O da Necaşi'ye yazmıştı. Necaşi de 70 bin kişilik orduyu Eyrat adında bir komutanla üzerlerine göndermiş. Ebrehetül Eşrem de Deviz'de orduda idiler. Denizden Yemen sahiline çıktılar. Zünuvas ile çarpıştılar. Zünuvas çarpıştı ama yenildi. Atını denize sürdü, boğuldu. Eryat Yemen'i zapt etti. Yani Necaşi'nin komutanı ve ordusun Yemen'i Yahudi hükümdardan aldı, Yemen'i zapt etti. Senelerce Habeş adına saltanat sürdü. Yani Eryat. Ebrehe halkı böldü. Kölesine suikastla, hile ile Eryat'ı öldürttü. Yerine kendisi geçmişti. Necaşi bunu duyunca Ebrehe'nin başını kesmeye yemin etmişti. Ebrehe başını tıraş etmiş, Yemen toprağı koymuş, Yemen toprağı koymuş, torba ile Necaşi'ye göndermiş. Yeminini işittim. O kulundu. Ben de senin kulunum. Ayağınızın altında çiğneyin de yemininiz yerine gelsin demiş. Necaşi de emrim gelinceye kadar yerinde dur demişti. Ebrehe ak yüzlü demek, Eşrem burnu yirik demektir. Bu Ebrehe Ebu Yeksum ve İbni Sabah denen Ebrehe'dir. İbni İshak ve çoğunluk böyle demiştir. Ebrehe Sana'da Kulleis kilisesini yapmış, eşi görülmemiş bir kilise ki
Necasi'ye yazmış. Arapların haccını da buraya çevireceğim diye yazmış. Bunu duyan Araplar kızmış. Tevbe suresinin 37'de beyan edildiği gibi Nese'e adı verilen beni fukayımdan bir Arap kiliseyi kirletmiş, kaçmış. Ebrehe de Kabe'yi yıkmaya yemin etmiş. Veya kilisede yangın çıkmış, rüzgar sebebiyle Arapların yaktığı bir ateşten yandığı kabul edilmiş, Ebrehe kızmış, 60 bin kişilik bir ordu tanklar yerine filleri de orduya almışlar. Zunüfeyr, Nüfeil gibiler çarpışmışlar. Esir olmuşlar. Nihayet Taif'e gelmişler. Taif'teki kabileler kendi beyitlerinin yıkılacağını, Beytül Lat'ın yıkılacağını görünce, yani putlarının yıkılacağını görünce, biz senin kullarınız, Ebrehe diyorlar. Biz senin kullarınızız. Senin aradığın beyt bu değil, Kabe'dir dediler. Adresi verdiler. Ebrehe Kabe'yi bilmiyordu. Bunlar adresi verdiler. Ebu Rigal'i yol gösterici olarak vermişler. Dikkat edin bu Ebu Rigal olayına. Ebu Rigal az sonra Mukammus'ta ölmüş, oraya gömmüşler. Bugün hala onun mezarı taşlanmaktadır. Niçin? Ebu Rigal'in mezarı niye taşlanıyor? Kabe'yi Ebrehe'ye gösterecek, Kabe yıkılacak. Ve burada işte Ebu Rigal'in ihaneti bu. Bunun için onun mezarı hala taşlanmaktadır. Mezarı Mukammıs'tadır. Orada gebermiş. O gün bugün taşlanmaktadır. Onun mezarına giden ona bir taş atmaktadır. Ebrehe Esved komutasında bir süvari göndermiş. Kureyş ve Tihamalıların Mekke'nin mallarını sürmüşler, getirmişler. Bu arada Abdülmuttalib'in de 200 devesini sürmüşler, götürmüşler. O zaman Abdülmuttalib Kureyş'in büyüğü idi. Ebrehe Hunatay'ı gönderdi. Mekke'nin ulusunu bana getir dedi. Harbe değil, Kabe'yi yıkmaya geldim diyor Ebrehe. Abdülmuttalib de bizde harp edecek güç yok dedi. Men ederse o men eder dedi. Onun hürmetli beytidir dedi Abdülmuttalib. Zunnefir enise Abdülmuttalib Mekke'nin ulusudur. Vahşileri ve insanları doyurur. Onu Ebrehe'ye götür dedi. Ebrehe onu görünce, Abdülmuttalib'i görünce tazim ve ikram etti. Abdülmuttalib iri yapılı, dünya güzeliydi. Kim Abdülmuttalib? Peygamberimizin dedesi. Ebrehe isteğin nedir dedi, Abdülmuttalib'e sordu. O da 200 devemi vermenizdir dedi. Ebrehe gözüme büyük görünmüştün. Gözümden düştün dedi. Ben de zannettim ki
Kabe'yi yıkmaya gelmişken sen deveden bahsediyorsun dedi. Abdülmuttalib'in verdiği cevap da enteresandır. Ben develerin sahibiyim. Beytin sahibi ise Yüce Allah'tır. O beytin Rabbi vardır. Onu koruyacak, sizi men edecek odur dedi. Müthiş bir cevap. Savaş etmeye gücü yok. Ebrehe benden men edemez dedi. Haşa. İşte firavunlaşmış kafalar böyle. İsa dinini, İncil'i doğru okusaydı, Ebrehe bu zalimliği yapmaz, helak olmazdı. Abdülmuttalib işte o dedi, işte sen. Yani Ebrehe Abdülmuttalib dedi ki, Allah Teala dedi, bir de Kabe, işte bir de sensin dedi, ordunda meydanda. Allah ne yapacak, sen ne yapacaksın göreceğiz dedi. Ben orasını bilemem dedi. Allah ne dilerse öyle yapar demek istedi. İbn-i Hişam ve Suyuti haberi böyle naklediyor. İbn-i İshak Abdülmuttalib beni Bekir'in reisi, Amir bin Nüfase, Huzeyl'in reisi, Hüveylid bin Vahile, bunlar Kabe'yi yıkmada Tihame mallarının üçte birini verelim de Kabe'yi yıkma demişler. Ebrehe kabul etmemiş. Abdülmuttalib develerini aldı geldi. Dağlara çıkın dedi. Askerin sarkıntısından Abdülmuttalib Kabe'nin kapı halkasına yapıştı. Yanında bazıları da vardı. Bakın Abdülmuttalib Allah'a şöyle yalvardı. Allah'ım, kul ailesini ve malını korur, esirger. Sen de hilalini sakın, esirger. Onların haçları, kuvvetleri, haçlı orduları var. Senin kuvvetine, kudretine üstün gelemez. Senin koruna kast ettiler. Senin Kabe'yi, beytin olan evine, Beytullah'a, Kabe-i Şerife kast ettiler. Yıkmak istiyorlar. Ululuğunu nazarı itibara almadılar. O filcinin ahdini boz ya Rabbi diye yalvardı. İbn-i Hişam sonra dağlara çekildiler diye diyor. İbn-i Hişam bu haberi veriyor. Ebrehe sabah da hazırlandı. Nüfeil bin Hatip filin kulağını tutup bir şeyler söyleyip bıraktı. Fil çöktü, düştü. Nüfeil dağa kaçtı. Fili dövdüler, kanattılar, çengeller taktılar. Fil kalkmıyor, Kabe tarafına gitmiyor. Yemen'e çevirince koşuyordu. Kabe'ye çevirince düşüyordu, gitmiyordu. File şarap içirdiler, fayda vermedi. Hayvan onların görmediği tehlikeyi görmüştü. Ne yazık ki hayvandan hayvan olan, batıldan batıl olan Ebrehe ve ordusu gerçeği görmüyordu. Bu muhassirede denilen o vadide oluyordu. Belesan, zerair, sığırcık kuşu, çok yapraklı ağaç, Ubad bin Musa bunları böyle anlatıyor. Bunların arkasından yırtıcıların da geldiği anlaşılır.
Müellif, kuşlar üçer taş atıyordu. Kime rastlarsa o helak oluyordu. Nüfeil dağdan da seyrediyorlardı diyor. Nüfeil de kendisi de seyrediyordu dağdan. Gökten Haçlı ordusuna, Epleyen'in ordusuna gökten bir bombardıman başladı. Kuş ordusu bombardıman ediyordu. Eynel meferru valehu talibü vel eşremul malubu leysel galibe. Şimdi Nüfeil dağdan seyrediyor, şiir okuyordu. Şöyle diyordu. Nereye kaçacaksın? Takip eden Allah'tır. Kurtulamazsın. Ey Ebrehe! Ey Haçlı ordusu diyordu Nüfeil. Eşrem ise mağlup, galip değil diye şiirler söylüyordu. Kaçışıyorlar, düşüyorlar, helak oluyorlardı. Ebrehe de darbeyi yemişti. Parmak ucu kadar vücudu parça parça dökülüyordu. Cerahatlar kan irin akıyordu. Sana'ya kadar götürdüler. Kuş yavrusu gibi olmuştu. Kalbi parçalanıncaya kadar ölmemişti. Kalbi çatladı, patladı, geberdi gitti Ebrehe'de. Taşların nişan başı kadar olanı da, yani taşların insan başı kadar olanı da var demektedir. Necaşi'ye kadar bir kişi giriyor, hepsi helak oluyordu. Dikkat edin, Necaşi'ye bir kişi gidebiliyor. Habeş hükümde, öbürleri helak oluyor. Niye bir kişi kalmış? İbret olsun, olayı haber versin diye. Allah'ın her şeyinde hikmetler dolup taşmaktadır da onun için. Şimdi tarihçi Avusturyalı Hammer, fil ordusu ihtimal ki bulaşıcı bir çiçek hastalığı ile durmaya mecbur olmuştur. Kırılıp helak olmuştur yerine, bakın yabancı nasıl saptırıyor olayı. Ayetin anlamını bakın nasıl saptırıyor, Hammer yapıyor bunu. Ama Müslüman olduğunu iddia eden bizim müfessir görünenlerde hangi tahrif ve hainlikte bulunuyorlar bilerek veya bilmeyerek. Kırılıp helak olmuştur yerine durmaya mecbur olmuştur demesi kurnaz bir kalem oyunudur. Önemini gözden kaçırmak içindir. Hem Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini, eşsiz mucizeliğini, Peygamber Muhammed'in peygamberliğini, İslam'ın ulvi yüce değerini bakın hazmedemiyor, olayı çarpıtmaya çalışıyor. Bir de bir Abduh denilen bizim bir müfessirimiz var. Din alimi kabul ediliyor birilerine göre. Abduh ise çirkin bir tetlis, hile ve teşviş, yani karıştırma ile mikroplara bulaşmıştır. Abduh da kendisini mikroba bulaştırmış ve olayı bir mikrop olayı, çiçek kızamık olaymış gibi göstermeye çalışmış. O da Hammer'in yaptığından daha kötüsünü yapmıştır. Kim bunu yapan? Abduh. Hem de adı Muhammed Abduh. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri üzerinde tahrifat yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Kendileri mikroba bulaşırlar. İslam'ın izzetine, şanlı Kur'an'ın izzetine kimse leke konduramaz.
Ne yazık ki Abduh kendi mikroplara bulaşmış. Zayıf rivayet bile genişçe anlatılır. İttifak vardır gibi, bakın ortaya gerçek olmayan görüşler atmış. İkinci gün çiçek ve kızamık yayılmıştır demesi, bakın Abduh böyle diyor. İkinci gün çiçek ve kızamık yayılmıştır demesi, bunu mütevatır göstermesi yalandır. Abduh yalan söylüyor. Mütevatır olan Kur'an-ı Kerim'in kendi beyanıdır. Tevile sapması, büyük olayı küçültüp böyle bir yola sapması, bir hile ile uydurmasıdır. Abduh bir hile peşinde, bir uydurma peşindedir. Bu kime yaranmak istiyor? Materyalistlere. İkrime, Yakup bin Utbe, bakın İkrime'den gelen ve zayıf bir haber olan, Yakup bin Utbe'den gelen zayıf bir haber olan çiçek kızamık o sene görüldü diyor onlar. İkinci gün demiyorlar, dikkat edin. O sene görüldü. Bu olaydan, bu bombardımandan, Ebrehe'nin ordusu kırılıp geçtikten sonra o sene görüldü diyor. Abduh bunu ne diyor? İkinci gün olarak kendi uydurmuştur. İkinci gün kelimesini Abduh kendi uydurmuştur. Böyle olması için mikropların faaliyete geçmiş olması lazımdır. İşte kıymetli dostlar, bunları hadisenin kendisi gibi göstermek hiledir. Mütevatır demek kirli kalemlerin işidir. Mütevatır, iki zayıf haberden mütevatır olur mu? Mütevatır demek kirli kalemlerin işidir. Büyük hatadır. Veba diye nitelemesi de, kaçtılar demesi de rivayetlerde yoktur, kendi uydurmuştur. Kuş kelimesini de tevil etmesi, bakın kuş yerine ne diyor, sinek kelimesini kullanıyor. Abduh Kur'an-ı Kerim'i böyle tahrif etmek istiyor ama kendini tahrif etmiş, mahvetmiş. Kur'an-ı Kerim'i kimse tahrif edemez. Kendini bozmuş. Kendi kanaatını ittifak edilen gibi göstermesi de açık bir yalandır. Merhum Elmalı da Abduh'a bu şekilde cevap veriyor. Abduh'un durumu bundan ibaret ve diyor ve şöyle izah ediyor. Rivayetin belası uydurma olmasıdır. Keşifler, teoriler, deneyler, nakiller, tahkikler övülür. Rivayette doğruluk ise görevin en başında yer alır. Bir defa nedir? Rivayette doğruluk görevin başında yer almasıdır. Batının sultasına düşerek esrar şinas, yani sırları bilirim, esrar şinaslık iddia edenlerin yanlışını hatırlatmak da görevdir. Abduh'a haddini bildirmek gerekir. Rüzgarla gönderdiği kuru taşlar demesi de açık bir tahriftir. Bakın, ortada rüzgarla gönderdiği kuru taşlar demesi de açık bir tahriftir. Tefsir falan değil, keşif hiç değil, tevil de dahi değil. Tahrif
yapmış, bozmak, değiştirmek istemiş. Efendim, olanlar kokuşmalardan sonradır. Dikkat et. Artık orduyu kuş ordusu kırmış geçirmiş Ebre'nin ordusunu. Ondan sonra neler olmuş? Onlar başka. Kuşlara sivrisinek demek, Abduh öyle diyor. Kuşlara sivrisinek anlamı veriyor. Ve yine tahrif yapıyor. Taşları rüzgarın fırlattığı mikroplu toz çamuru ile efendim ve çamur diye gösteriyor. Bu da tahriftir. Koca Nemrud'u sivrisinek öldürdüğü meşhur meseldir. Sinek ise kuş değildir. Kuşa sinek, sineğe de efendim ayrıca kuşa sivrisinek demek, kuşu sivrisineğe indirmek, bunlar tahriftir. Kur'an-ı Kerim'in zahirine muhalif ve kelimelerin anlamını bozmaktır. İlahi ordular sayısızdır. Allah'ın ordularının sayısını Allah bilir. Abduh'un yaptığı nedir? Muhalefet et, meşhur ol. İşte Abduh bunu yapmıştır. Yani muhalefet edip meşhur olmanın yolunu tutmuştur. Abduh'un yaptığı maddecilere yaranmak için yapılan katiyen sahih olmayan gerçekle alakası da yoktur. Buhari ve diğerleri la havle ve la kuvvete illa billah. Kudret ve kuvvet ancak Allah'a aittir. Nas üzerine ziyade olamaz. Kur'an-ı Kerim'e bir şey ekleyemez. Azaltamazsın. Ekleyemezsin. Ne yapıyor burada? Abduh, Kur'an-ı Kerim'in asil manasını vermiyor, nasları tahrife çalışıyor. Nas üzerine ziyade katiyen olmaz, olursa ihanettir. İşte usulde ne vardır? Bir kuraldan birisi, nas üzerine ziyade olamaz. Ki bu tabir nedir? Usul tabiridir. Abduh'un yaptığı tefsir değildir, tahriftir. Her işinde kudretin büyüklüğü kesindir. Allah'ın her işinde Allah'ın kudreti büyüktür. Buna nihayet yoktur. Nemrut'un beyin humması, menenjiti sinekle mesel olmuştur. 1400 sene önce mikrop bilinmiyordu. Çelişkilerle dolu fitnecilik var Abduh'un yaptıklarında. Mikroplu taşlar attılar diyen mütercimlere de acımak lazımdır. Bu sözler iyi niyeti olan irfan ehlinedir. Çünkü kuşları sinek yapıp sineklere de taş attırmaya çalışmak akılla bile bağdaşmaz. Yoksa taşları tırtıl gibi kuş tersleri diye ilan eden, ordu korkudan paniğe kapıldı diyen, utanmayan, peygamberi bir Hristiyan rahibin çırağı diyen, Mısır'a, İstanbul'a seyahat ettirmeye çalışan, levh-i mahfuzu hieroglif efendim sayfaları, taşları
kuş, çakıldağı görmek ve göstermek isteyen, yalanı yegane hüner zanneden, hümeze güruhuna huteme, huteme yaraşır. Fırsat gözeten çağdaş düşmanlar karşısında uyanık ve güçlü olmak gerektir. Peygamberin azılı düşmanları bile inkara, tevile sapmamışken bugün dost görünenlerin inanmayıp tevile sapanlara ne demek gerekiyor? Hüseyin olmazsanız da Yezid'den de beter olmayın bari. Hüseyin olamıyorsunuz. Yezid bari olmayın, Yezid'den beter de olmayın. Abduh'un yaptıkları nedir? Hüseyin olamamış, Yezid'den beter olmaya çalışıyor. Evet kıymetliler, fil vurulmuş, sanki vurulmuş, ayakları kırılmış gibi sürünüyordu. Fil Kabe tarafına gitmiyordu. Yani fil kadar da birilerinin vicdanı çalışmıyor. Etrafında, filin etrafında pehlivanlar, başı dönmüş şahinler var. Şair Ümeyye bin Ebist Salt bu olayı müşrikler bile yalnız Allah'tan bilmişlerdir. Bakın, tahrif yapanlar, tefsir yerine tahrif yapanlar müşriklerden bile adi bir duruma düşmüşlerdir. Razi der ki, Allah azabı putlarla dolduranlara musallat etmedi. Putları koymak Allah'ın hakkına tecavüzdür. Kabe'yi yıkmak ise halkın hakkına tecavüzdür. Benzeri yol kesenler, kanuna karşı gelenler nedir? Katildir. Bunlar Müslüman olsa bile şer'an cezaları verilir. Halbuki kocamış ihtiyarlar, kör, sabi, savna, manastırda ibadete çekilenler ve diğer kadınlar ve emsalleri kendi hallerindeyken bunlar gayrimüslim iseler de bunlara dokunulmaz, bunlar korunur. Çünkü halka zararları yoktur. Fahrettin Razi bu açıklığı getirmiş. Allah'ın şeriatında dünyaya ait ceza kulların haklarına zarar ve tecavüzdendir. Dikkat et buraya. Yalnız Allah hakkı olan hususta azap asil ahirettedir demektir. Bu hadisenin esas hikmeti Efendimizin aleyhissalatü vesselam doğumuna başlangıç, onun davetine icabet etmeye bir hazırlamadır. Bu sure onun şanında ve ona hitap ile nazil oldu ve onu Kureyş suresi takip ediyor. Tuzaklarını Cenab-ı Hak, Haçlı ordusunun tuzaklarını, Ebrehe'nin tuzaklarını başlarına çevirdi. Köklerini kazıdı. Kurşunlardan daha öldürücü en büyük hadiselerdendir kuş ordusunun bombardıman etmesi. Siyah kuşlar, Kurtubi tefsiri kebirde. Korkunç olay. Ebu Suud kuşlarla, zayıf askerle
Allah güçlü orduları böyle yok etti. Bakın düşmana Cenab-ı Hak kuş ordusunu gönderdi. İsteseydi melek ordularını gönderirdi. İsteseydi daha başka gönderirdi. Her şeye kadir. Kıymetli dostlarımız, buradaki dersimiz de Kureyş suresine gelmiştir. İnşallah Kureyş suresiyle dersimiz devam edecektir. Kureyş suresi de Mekke döneminde inzal edilen ayet sayısı 4 olan ve sıra numarası 106 olan bir sure-i celiledir. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Kureyş, ilafihim rihlete'ş-şitâi ve's-sayf. Felyabudû rabbe hâzel beyt. اَلَّذ۪ي اَدْعَنَهُمْ مِنْ جُعِنْ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Vallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Kureyş'in ilafı, güven ve barış antlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları antlaşmaların kadrini bilmiş olmak için bu beyt Kabe-i Şerif'in Rabbine kulluk etsinler ki kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir. İşte kıymetli dostlar, bu sureyi celilenin bize vermek istediği mesajlara, belki keşif notlarına, irşat notlarına da şöyle bir göz atalım. İşte Yüce Rabbimiz bu surede de bakın hangi hikmet dolu sahneyi ortaya koymaktadır. Mekke'nin fethiyle İslam dini, Yüce İslam Arabistan'a yayıldı. Oradan da cihana yayılmıştır Yüce İslam. Kureyş, küfür, şirk ve İslam'da direnmişlerdir. İlk Müslüman olacak kişiler Kureyş olması gerekirken, Kureyş küfürde, şirkte, İslam'da direndiler. Direndiler de ne oldu? Allah'a karşı koyan kafalar kırıldı. Cehenneme depe takla gönderildi. Tevhid efendim davetine ilk Kureyş'in koşması lazım gelirken tersini yaptılar. Biliyorsunuz ilaf antlaşmak. İf'al de ülfet ettirmek, alıştırmak, alıştırılmak gibi anlamlar taşımaktadır. Anlaşmak, ülfet, ülfet edişmek. Kıymetli dostlarımız, icazet, pasaport, emir ve taahhüttür. İlafın içinde bu gibi anlamlar da bulunmaktadır. Ragıp, ülfet, itilaf, iltiyam ile iyileşme ile toplanma gibi anlamlar olduğunu söylemiştir. Büyük kabilenin adıdır Kureyş.
karş kelimesi kesmek. Takarruş, tecemmu, toplanma. Kırş, denizdekileri yiyen deniz canavarı. Bunun adı da kırş. Teskiri, işte bunun böyle gelmektedir. İbn-i Hişam, tekarruştan ticaret yani kazanma anlamının da olduğunu söylemiştir. Yine teftiş, takriş anlamı vardır Kureyş kelimesinde. Efendimizin nesebi İbrahim'i soydan geliyor. Peygamberimizin soyu İbrahim'i, İsmail'i, Adnan'i, Mudari, Kinani, Kureyş'i, en sonda Haşimi'dir. Sevgili Efendimizin soyu böyledir. İbrahim'den gelir. İbrahim ve İsmail yoluyla. Mana eshab-ı fil'den başka Kureyş'e özel ihsanları olmuş. Dikkat et. Mana eshab-ı fil'den başka Kureyş'e özel ihsanları olmuş. Olacaktır ülfet ve anlaşma ki önce iman etmeleri gerekirken iman etmeyen Kureyş'e tebliğ et ki kış ve yaz yolculuğuna ilafları için. İşte kıymetli dostlar, insanlar her türlü nimetin içindedir ama nankörlükten bir türlü vazgeçemeyenler bulunmaktadır. Kureyş Harem-i Şerif'in sakinleriydiler. Etraf vurulup çarpılırken Kureyş emniyette idiler. Kış ve yaz seferlerini emniyet içinde yapıyorlardı. Biz Allah'ın hareminin ehliyiz diyorlar. Bunlara kimse dokunmuyordu. Allah koruyordu. Şam, Habeşistan, Yemen, Faris'le anlaşıyorlardı. Diğer tacirler de bunlar aracılığıyla ticaret yapıyorlardı. Bu dört kardeşten her biri sefer yaptığı ülkenin ruhsat almışlardı. Yani bunlar birer kapitülasyon demektir. Fil sahipleri Ebrehe Kabe'yi yıksaydı, Kureyş'in önemi elden kaçması kesindi. Kureyş'in artık yeryüzünde hiçbir nüfuzu kalmazdı. İlaf ve anlaşma menfaatlarına şöyle bir bak. Bütün cihana karşı ülfet ve anlaşma ile yüksek bir medeniyet, emniyet ve asayişi taahhüt edecek ilaf ve teliftir ki Kabe-i Şerif ve Hazreti Muhammed Aleyhissalatü Vesselam'ın peygamberliğinin, tevhid dininin, yüce İslam'ın kadrini hakkıyla bilerek ve gerçekten emin beldenin ve Harem-i Şerif'in, Kabe-i Şerif'in ehli olacak, birlikte cihat edecek. Tevbe suresinin 19. ayetinde iman ve cihadın üstünlüğünü bilerek İslam'a sarılmaktır. Keşşaf bunları böyle izah ederken sayısız nimetlerini hesap edemezler. Bari ilaf nimeti için beytin Rabbine ibadet etsinler, hakkı tanısınlar,
şirkten, isyandan vazgeçsinler. Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam tabi olsunlar. Kış ve yaz her türlü mücahedeyi yapsınlar. Yüksek ilafa hazırlansınlar. İşte kıymetliler, Cenab-ı Hak Kureyş suresiyle de dünyaya hikmet ve ibret dolu bir ders veriyor. İlaf vasıtası ile Yusuf seneleri gibi şiddetli kıtlığa işaret, leşleri kemikleri bile yemişler. Efendimizin aleyhissalatü vesselam duasıyla kurtulmuşlardı. Kim bu Kureyş? Yine imana gelmemişlerdi. Halk vahşet ve kötülük içinde vurulup çarpılıp dururken onlar emin beldede idiler. İlaf ve korkudan emin idiler. İslam'a kamil imanla, sıdku sadakatle sarılmak, Asır suresindeki esaslar üzerinde çalışmak şarttır. Aksi takdirde husrandır. Fahrettin Razi, rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain, nimet iki kısımdır diyor. Zararı ortadan def etmek. Bak, Ebrehe'nin ordusunu Allah def etmekle en büyük nimeti Kureyş'e vermişti. Bu Fil suresindeki olay anlatıldı. Şimdi bir de faydalar sağlamakla nimetler var. O da bu surede, Kureyş suresindeki olaydır. Bakın, düşmanı def etmeden senin kâre geçmen mümkün mü? Onun için ve iyyâye fettegûni, Cenab-ı Hak ne diyor? Yalnız benden korkun. Ve alallâhi felyetevekkelil müminûn, müminler Allah'a tevekkül etsinler. Cenab-ı Hak bütün milletlere hikmet, ibret dolu ders veriyor. Allah'ın ders verdiği dersi iyi okumalı, iyi öğrenmeli, iyi okutmalıdır. Hayat veren nurun dersleri inşallah Maun suresiyle devam edecektir.